Günaydın Ömer Bey. Sizi gördüğüme çok sevindim. Size de günaydın. Hastaneleri sevmediğimi bilirsiniz ama bugün sizi gördüğüme ben de çok sevindim. Ömer Bey hakkında neler biliyoruz? Terazi burcu, bekar, seyahat etmeyi sever, harika yemek yapar. Zeynep Hanım, Ömer Bey'in söylediklerine siz neler ekleyeceksiniz? Ömer Güven, 36 yaşında. Bugün kalp nakli yapılacak. Viral kardiyomiyopati. Bunun anlamı ne? Kalbi normal bir şekilde kan pompalayamıyor. Güzel. Teşekkür ederim. Ömer Bey, sizi ameliyata Zeynep Hanım hazırlayacak. Aa, bu ne güzel bir haber. Görüşmek üzere. Bugün kalp nakli yapılacak biri için ne kadar neşeli. Belki de neşe sandığın şey korkudur. Karanlıktan korktuğunda yüksek sesle konuşmadın mı hiç? Merhaba. Merhaba, uyuduğunuzu sanmıştım. Hastanede uyuyamıyorum nedense. Zannederim uyanamamaktan korkuyorum. Özel bir soru sorabilir miyim? Hayır deme şansın var mı? Hayır dersen kendimi öldürene kadar nefesimi tutarım. Sen de adam öldürmekten suçlanır, hapse girer ve orada başına kötü şeyler gelir. Vay canına. Yani ya bana özel sorular sormana izin vereceğim ya da hapislerde sürüneceğim, öyle mi? Evet. Gerçekten kötü bir durum. O halde nefesinizi tutmaya başlayabilirsiniz. Bu kadar acımasız olamazsın. Pekala. Ne bilmek istiyorsunuz? Evli misin ya da nişanlı filan? Hayır. Yani nişanlıydım ama ayrıldım. Güzel. Senin için onunla savaşmak zorunda kalmayacağım yani. Benim için savaşmanızı niye isteyeyim ki? Çünkü bana aşıksın. Öyle mi? Tabii bu senin suçun değil. Değil mi? Yani öyle çok zengin sayılmasam da durumum iyi. Zekiyim ama her şeyi bilirim, havaları atmam. Sonra komik biriyim. Hayvanları severim. Ve gördüğün gibi çok çekici biriyim. Tabii ki işe yaramayan kalbimi ve ilaçlara bağımlı yaşamımı görmezlikten gelirsen. Haklısın. Sana aşığım. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız bakalım? Nasıl olmam gerektiğini bilmiyorum. Bu kalbin bulunmasını bekleyip duruyordum. Bulundu ama yine de kendimi iyi hissetmiyorum. Düşünsene, göğsümü açacaksın. Kalbimi çıkarıp yerine başka bir kalp koyacaksın. Başka ve daha iyi bir kalp. Üstelik çok şanslısınız. Bunu ben yapmayacağım. Suat Bey yapacak. O gerçekten inanılmaz bir doktordur. Peki ya bir terslik olursa? Bugün yeni bir kalbiniz olacak ve yeni bir hayata başlayacaksınız. Bence bunu düşünmeye çalışın. Peki. Ömer Bey. İşte en sevdiğim kalp cerrahım. Tek kalp cerrahınız olduğum için fazla rakibim yok. Size nakledeceğimiz kalbi almak için Fikret Hanım Antalya'ya gitti. İşlem süresince onunla telefonda konuşacağım. Kalbin iyi durumda olduğundan emin olmak istiyorum. Diğer organlar alınırken hasar görmemiş olması çok önemli. Kötü bir kalbi kötü bir kalple değiştirmek istemiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Her şey yolunda giderse sizi ameliyathaneye alacağız. Zeynep. Efendim. Yeni bir kalbim olacak. Yeni bir kalp ve yeni bir hayat.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.